Nisan haftalık burcumuza hoş geldiniz. Şaka gibi bir hafta çünkü 1 Nisan'dayız. Herkes şakalanabilir, şaka yapılabilir. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Bütün burçlarımıza, tüm insanlığa uyarı diyelim. Sanki felaket olacak uyarı veriyoruz. Evet, koç burçları 1 Nisan'da şaka gibi günde doğan koç burçlarımız için aslında hayatlarında istediklerini elde etmenin verdiği bir zafer var ama daha hırsları ve daha büyük planlar içerisinde oldukları için yetinemiyorlar, tatmin olamıyorlar. O yüzden hep birilerine kusur arar gibi tavırları var. Bu kusur aramayı bırakın, konsantre olun, çok iyi bir başarı, iyi bir noktaya erişeceksiniz. Hatta güzel bir ev yatırımı planınız var, Ege tarafında olabilir, yazlık tarzı bir niyetiniz olabilir, bu hayırlı olacak. Ve çocuğunuzla ilgili yurt dışı düşünceniz var, bu Eylül'de çocuğunuzu yollamak istediğiniz bazı koç burçları için doğru bir süreç ve ilişkiyle ilgili sorun yaşayan koçlar için de belki güzel bir haftaya, güzel bir ilişkiye başlangıç ama belki de doğru insanı bulamadınız. Sabırlı olun, doğru insanı bulacaksınız. Ailede de uzun süredir bir erkek rahatsızlığı sizin canınıza sıkıyor olabilir. O da sağ salim vücudundaki sağlığına kavuşacak. Sizde de son zamanlarda dizdeki sıvılarla ilgili bir kayıp olabilir ya da yanlış spor yapıp vücudunuzdaki kasları yıpratmış olabilirsiniz. Bu konuda sağlığınızda küçük de bir araçla ilgili almak istediğiniz ve yenilemek istediğiniz bir nokta var, hayırlı olacak. Boğa burçlarını 1 Nisan neler bekliyor diyorsanız aslında onlar sabitlendiler, güzel bir haftaya giriş yaptılar. Ne istedikleriyle ilgili değil de hayatın onlara getireceği şartlara uyma kararı içerisinde oldu bazı boğa burçlarımız. O yüzden onların devletle ilgili de beklediği sürpriz ve destek olan bir erkek de güzel bir noktanın sağlamasını yapacak boğa burçları. O yüzden devlet kapınızla ilgili bir şans kapısı olacak ve bunu değerlendireceksiniz. Özel hayatınızla ilgili de ilişkinizle ilgili gerçekten güzel gidiyor ama maddi bazı korkularınızdan dolayı ilişkiyi çok ileriye götüremiyorsunuz ama bu sene bu dengeyi sağlayıp parmağınıza da alyans takacaksınız. Doğru insanınız karşınızda. Sadece sizin şu genizete tıkanıklığı olabilir. Küçük bir burun operasyonu ya da tıkanıklıklarla ilgili bir tedavi görebilirsiniz. Belki burun alerjiniz olabilir. Dikkat diyorum boğa burçları için. Ve uzun süredir yaşadığınız evi taşınmak ve ev size artık üstüme geliyor, nefes alamıyorum dedi. Nisan sonuna kadar da gerçekten yeni bir ev sizin için uğurlu ve şanslı olacak. Bu sizin hayatınızda iyi bir başlangıç söz konusu. Ufak bir yol seyahati ama iş gereği gitmeniz gereken bir yurt dışı seyahati var. Bunu da doğru başarıyla tamamlarsanız muhteşem ödül alacaksınız iş kapınızdan. Bence bu hafta sizin işinizde başarı, güzel ilişkinin başlangıcı, hatta evlilik planı var, parasal evreleri toparlayamadınız. Bunlar hepsi toparlanacak. Panik yapmayın. İkizler Burcu 1 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin aslında çevredeki insanların algısını çok fazla değiştiriyor. Herkes beni dinlesin, herkes beni görsün. Ben kendi derdimi anlatamıyorum dediğim haftayı geride bırakmasına rağmen hala kalıntılar devam ediyor. Bu kalıntılar için biraz kitap okuyun. Belki enerjinizi yoga yapmak size iyi gelecektir, meditasyon. Çünkü siz hiperaktif bir insansınız ve yerinizde duramıyorsunuz. Aslında işinizde çok başarılı ve çok yeteneklisiniz. Ama birinin sizi desteklemesi ve size evet yaparsın demesi lazım. Belki bu ara bunu kaybettiniz. Belki eşinize ya da annenize ara sıra hatırlatın. Oğlum sen ya da kızım sen yaparsın diye bir laf duyarsanız belki motivasyonunuz artacak. İlişki konusunda da sevdiğiniz insanla gelecek planınız var ama aslında çocuk istediğinizde şimdi hemen evlenmek istiyorsunuz ama gün ve tarih konusunda kararsız olduğunuz için bu konuyu biraz geciktirdik. Belki Haziran, Temmuz sizin için doğru bir süreç. Sizin de evde yatak odası ya da çocuk odası ya da misafir odası da değişmesi gereken bazı eşyalar var. Bu enerji sizi dağıtması gerekiyor. Bence evinizdeki eşyaları da değiştirin. Size uğurlu, bereketli olacak. Bir de aracınızı değiştirmek istiyorsunuz. Mayıs sonuna kadar bu araç değişimi de gerçekleşecek. Uzun süredir bir İzmir ziyareti yapmak isteyen ya da İzmir'den İstanbul'a gelmek isteyen bazı insanlar var. Güzel olacak onlar için. Yengeç Burcu, birden ne oldu? 1 Nisan şakası olduk diyoruz. Yengeç Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, yengeçler de aslında çok gergin bir kavganın içerisinde bu hafta. Çünkü ailede çıkan bir sıkıntılı bir olay, haksızlığa uğranmadı. Herkes birbirinin ya da genel çevrenizde bir gereksiz bir dedikodu sizin canınıza sıktı ve herkese tavır koydunuz. Bunu işe de yansıtıyorsunuz. Hayır, işe yansıtma çünkü işinde çok büyük bir başarım var. Bu başarının ziyanı olmasın. Evdeki insanlara ya da çevredeki insanlara tepkin devam etsin ama senin işinle ev alanını değiştirmesi. Yani her şeyi aynı bu bütünlükte yaşadığın için Yengeç Burcu sanki evini de işin gibi görüyorsun. İşini de evin gibi gördüğün için biraz duygusallıkla biraz iş birbirine karıştı. Bunları dengelersen sevinirim. İlişki konusunda
konusunda da evliliğinizle ilgili çocuk sevinci var bu hafta ya da Nisan bitmeden çocuk muradınız var. Hatta evinizde erkek çocuk sevinci yaşanacak ve bu uğurlu ve bereketli olacağını söyleyebilirim. Sizde de ayak mantarı ya da ayakta oluşan kaşıntılar ya da hani pörtü pörtü olabilir, hani törpülenmesi mi gerekir nedir? Ayak törpülerinizle ilgili sıkıntınız olabilir. Dikkat, ne bileyim, bir hamama git yani. Ne yapıyorsan yap, yengeç burcu bir ayakta sıkıntı var diyorum. Ve uzun süredir de sürpriz yapmak istediğiniz dostlarınızla güzel bir yemek haftası var. Bunun tadını çıkartın. Aslanlar 1 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız. Aslanlar 2 haftanın yarası, kalbi, ciğeri, damarı dala patlamış gibi. Ya elimi ne yapsam kuruyor emineciğim. Bunu da başaramadım dediniz ama Rabbim size öyle güzel bir ışık vermiş ki gökyüzü tüm güneşin enerjisi sizin üzerinizde. Bence panik yapma. Tanrı'nın da ya da Yaradan'ın da bildiği bir kapı vardır. Bu kapı sizin için 10 kere çalar ama bir kere yakaladığında zaten şans seninledir aslan. O yüzden sen hayatta inançlarını, hayatta Yaradan olan diyaloğunu bozmadın. Ara sıra atarlanıyorsun. Ona da gerek yok. O da bildiğini yapıyor çünkü. Bir de çocuk muradım var. Allah kısmet ederse bu yıl bitmeden iki çocuk sahibi olacağı bazı aslanlara sürpriz olacak. Bir kız bir erkek çocuğu gündeme gelecek gözüküyor. Hatta bir ev var, bunu satalım mı satmayalım mı? Evi bir kendi oturduğumuz evden çıkıp kendi malımıza mı geçelim? Bir artı değil de iki artı bir yer karşıdan mı bakalım ya da oturduğumuz evin karşı. Böyle fikirler dönüyor da anam bir o ev satma kalsın. Sen kendinize ortak bir ev alın. Yarı o ödesin, yarı sen ödesin. Ondan sonra bakarız mevzuya diyorum aslanlar. O yüzden şu anki malımız yerinde durmalı. İçinde değişiklikler yapmak istiyorsundur. Bahçesini değiştirmek istiyorsan izin veriyorum. Kiracı da değiştirebiliyorsun. Buna da izin veriyorum ama gereksiz satışa hayır diyorum. Bir de babaya kırgınlığım var. Affet, onu azat et diyorum. Başak burçlarını 1 Nisan'da neler bekliyorsunuz? Başaklar bu ara çok memur kafasındalar. Her şey tık tık tık, hesap makinesi. Onu hesaplıyorlar, bunu hesaplıyorlar. Ya bir arkadaşına hediye alırken bile hesap etme yani. Artık bırak hesap etmeyi. Yani param yeter mi? Yani alma arkadaşım, de ki benim bu ara param yok, ödemelerim çok. Sonraki sefere alacağım diye. Ne gerek var pinti pinti onu oraya koyuyor bu. Kendi kendine stres yapıyorsun. Sen düz ve net bir insansın. Sadece insanları incitmek istemediğin için saçmalıklar yapıyorsun. Bu saçmalıkları geride bırakın. İş konumla ilgili de bir devletle ilgili bir yazıdan dolayı biraz tedirgin ve paniksin. Bazı mahkemelerin var, çözülmesini istiyorsun. Bunların hepsi çözümlenecek ama senin sabrın kalmadı. 2 senedir satılmasını istediğin bir yer var, satılmadı. Mahkemen hala çözülmedi. O yüzden dengen ve biraz yıpranmış bir noktada, hayır, yıpratmaya gerek yok. Rabbim sana bu yıl sonuna kadar paranı da, düzeni de, ilişkini de en iyi şekilde rahatlığa eriştirecek. Hatta şöyle söyleyeyim, Başak burçlarında şu var, son zamanlarda insanları affetme dediğimiz, kendilerini iyileştirmek için herkese selam verme haftasına girişebilir. Bunu da geride bırak, zarar görebilirsin. Terazi burçları, ne yapıyorsunuz bakayım? Yani 1 Nisan'da teraziler ne yapıyor? Bakalım, ben söyleyeyim, onlar baksın haritalarına. Şöyle haritalarına değil, dinleyerek yani. Teraziler aslında böyle bir kendilerini gökyüzünde bir bulutun üstünde. Derin ve sakin bir enerjiyi tüm güneş üstüne çekmek istiyorlar ve bulut bana, yani diyorlar ki işte herkes beni görsün, artık ben istediğim noktanın zaferindeyim, biraz ayağınızı denk alın, ben de varım dediğimiz bir haftaya giriş yaptım da bu ego nereye kadar gidecek kova, biraz poponu indir aşağı, yani senin yerine daha jenerasyon çocuklar var, o da gelebilir. O yüzden lütfen işinize, siz akıllı ve zekisiniz ve mantıklısınız. Bu ara biraz poponuz kalktı, bu popoyu yavaş yavaş aşağı indiriyoruz ve elimizi sabitleştiriyoruz ve özel hayatımızla ilgili de güzel giden bir ilişki, sürpriz bir evlilik teklif edeceksiniz ve bu evlilik size mutluluk ve huzur getirecek. İlişkisiz olan bazı terazi burçlar için de güzel bir haftaya giriş yapıldı. Zaten o doğru seçme haftasında doğru insanıyla ilerleyecek diyorum. Parasal evrede evet biraz sıkıntılarınız var, korkularınız var ama siz zekanıza inandığınız için sadece para olsun, ben her yatırım yaparım diyorsunuz. Evet, size Rabbim bu yıl sonuna kadar güzel paralar nasip edecek ve siz yatırımınızı yapacaksınız. İstediğiniz noktada, son zamanlarda da arabam eskidi ve bu arabayı değiştirmek istiyorum diyen değiştirecekler terazi burçları. Hiç panik yapmayın. Bugün niye yavaş söylüyorum? Sizin yüzünüzden uçuyorum. Bak sonradan ne dedim? Başaklar diyoruz yani, ben akreplere geçiyorum. Başak değil yani 1 Nisan akrep burçlarını. Ben akrep burcu değilim artık, bir de onu söyleyeyim. Hep akrep benmişim gibi geliyor. Akrep burçlarının
değişken kafa yapıları, bugün buradayım, yarın Hollywood'dayım, Hollywood'dan çıktım, Kıbrıs'tayım kafa. Yani bu ara böyle bir uçma, seyahat, böyle her şeyi unutayım dediğiniz bir haftadasınız da dur anam, senin arkada bir sürü borcun var. Ve ailenle yükümlü olduğunuz sorumlulukların var. Evet yap da şu an bu için erkek, çünkü birkaç kredin biraz risk almaya başladı. Bunları kapatman gerekiyor. Ve uzun süredir de işlerinde küs olduğunuz insanlar sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Lütfen işinizde konsantre olun. Parayla ilgili gideceğiniz seyahatleri kenarda bırakın. Çünkü size çok güzel bir para kazancı olacak ve oluk oluk paralar yağacak. Bir de evinizde bir ailenizin bir müteahhite girmesini istediğiniz bir yer var galiba, bina gibi olabilir. Yani bu uzun süredir verelim mi vermiş, şu an vermenize gerek yok ama Haziran Temmuz'dan sonra bu yerinizi verirseniz kâr edeceğiniz gözüküyor. Ve uzun süredir de bir toprak işiniz var ailede, kan davalı gibi olmuş artık, orası benim. Bu da artık çözülsün, çocuklarınızda kalmasın ki gereksiz tartışmalar olmasın istiyoruz. Yay burcu, Nisan'da ne oldu var? Yay burçları, ilişkide aldatılma korkusu, panik korkusu, yani herkesin onun üstünde oyunlar oynadığı, senaryolar yazdığı için yaylarda böyle bir herkese bir tedirginlik, herkese bir korku, aman bana bir şey mi yapacak korkusu. Ne oluyor yaylar? Gece rüyalarınızda beni mi görüyorsunuz? Kabuslarınız mı var? Lütfen psikolojik olarak yorgun olduğunuz için herkesin size zarar, işinizde de aynı tepkidesiniz. Çok yeteneklisiniz, çok zekisiniz ama böyle bir korku avına giriş yaptınız. Bu korkuyu yenmek için uyku esnasında hafif müzikle vücudunuzu sakinleştirmeniz, bol bol kitap okumanız gerekiyor. Çünkü beyniniz çok fazla çalışmaya başladığı için her şeyi kafaya takıyorsunuz. Takmanıza gerek yok. Bir de yerinizde bir değişim ve yükseliş olacak, hayırlı olacak. Sizin de evle ilgili değil de annenizin eviyle ilgili bir tamiratlık ya da babanızın eviyle ilgili bir tamiratlık bir konu var. O yüzden sen ailene geçici bir ev bakıp o evi tamir ettirmek istiyorsun. Bunu da yapacaksın. İlişki konusunda da aslında bütün ve güzel giden ilişkine sahip çıkma. Çocuk gündemimiz olabilir ama bu sene bazı borçlar kapandıktan sonra yıl sonuna kadar sizin de istediğiniz çocuk sevinciniz olacak. Hiç panik yapma yaylar. Çünkü sen nerede ne yapacağını biliyorsun. Bir de senin yurt dışı planın var. İtalya, İspanya, İngiltere, İskoçya. Artık iyi harfli ülkeyi nereye buluyorsan git. Çünkü senin ruhunun iyileşmeye ihtiyacı var. Oğlak burçları 1 Nisan'da neler bekliyor? Evet, onların çok büyük yoğun tempoları başladı. Acayip ortaklı işler, yeni büyük projeleri imza attılar. O yüzden onlar da bu hafta, yani Nisan ve Mayıs onlar için inanılmaz yoğun bir süreç. Ama para kazanır mı istiribinde devam ediyor oğlak burçları. Lan biz bu işi koşturuyoruz ama sonunda para var mı diyorsun. Evet, hak ettiğinizin biraz altında para kazanacaksınız ama bu sizi motive edecek. Çünkü şöyle bir durum var. Motive edilen parayla bir krediyle küçük bir ev ya da küçük bir araç niyetiniz var. Çünkü yenilenmeye ihtiyacı olduğunuz bazı düşünceleriniz var. Ufak ufak yatırımlar yapayım dediğiniz bir haftadasınız. O yüzden sizin sanki iki ay içerisinde kazanacağınız şey size küçük bir yatırım amaçlı arsa olabilir, küçük bir ev olabilir. Hayırlı olacak. İlişkinizle alakalı da aslında evliliğinizle ilgili bu ara dikkat etmeniz gereken eşiniz ya da ilişkinizde dikkate almadığınız için ilişkide bir soğukluk enerjisi var. Bence artık minnoş minnoş hallere dayanalım. Güzel güzel filmler seyredip ilişkiye hakim olalım. Çünkü bu ilişki biraz soğukluk evresi. İlişki yaşamayan olarak içinde Nisan'ın 15'inden sonra sürpriz baş ve hızlı bir evlilik kararı verecek oğlaklar. O zaman onlarda değişen, yenilenen güzelliklerin hızlı. Sizde de şöyle söyleyeyim, sırt bölgeniz, böbrekler, sırt ağrılarımız olabilir ya da ailede böbrek genetiğiyle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Böbreği fazla yormanız gerekiyor. Kova burcu 1 Nisan'da neler bekliyor? Valla bu dahi kovalar 1 Nisan'ı biraz algılayamak istemiyorlar. Çünkü gerçekten geçmişle alakalı bazı dosyalar önüne geldiği için 1 Nisan onun için gerçekten şakir gibi oldu. Mahkemesel ya da bir uyarı aldınız ya da dikkat edemediğiniz bir şey sizin hayatınızda bir hani bir ben bunu ne zaman unuttum dediğiniz bir haftadasınız. O yüzden dosya ve geçmiş ait borçlarınızı bir kontrol edin. Bu Nisan ayında başınıza bir iş almayın. Bir de uzun süredir ailenizden beklediğiniz bir para var. Bunu Mayıs sonuna kadar çözmüş olacaksınız. Ve evle alakalı değişiklik değil de sanki bu ara evde kalmak istemiyorsunuz. Onda bunda kalma kafanız var. Bence biraz otelde takıl. Kafan bir iyileşsin. Kendine gel. Ya da arkadaşlarına git. Çünkü senin topluluktan uzaklaşma ruhun başladı. İnsanlarla diyalogda biraz çünkü iş tempom, ödemelerin ve geçmişe ait bazı sıkıntılar senin böyle bir ben yalnız mıyım moduna. Hayır, siz yalnız değilsiniz.
Ama güçsüzsünüz. Bu güçsüzlüğünüzü çok yalnız geçirmenizi istemiyorum. Kafanız dağılması gerekiyor. İlişki konusunda da uzun süredir evliliği problem olan bazı kova burçları boşanma netliğine kavuştu. Ama uzun süredir evlenmek isteyen ve maddi sorunları yaşayan kovalarda da süper bir evlilik dönemi karar verecekler ve hayırlı olacaktır. Sizde de saç dökülmesi, saç kıran ya da kel kalma gibi bir durumunuz olabilir. Ne bileyim, saç ektirebilirsiniz. Balık burçları 1 Nisan'da neler bekliyor? Ah, balıklara ne desem demiyorum. Çünkü balıklar ne istediklerini bildi. Aslında balıkları alık zannedersiniz de alakası yok. Balıklar acayip zeki, acayip akıllı. Sadece çok duygusallar ve kalpleriyle hareket ettikleri için onun gözleri kalp gözü. Yani insanları kalbinin gözüyle baktıkları için onları biraz salak zannediyorlar ama alakası yok. Onlar kalplerindeki göze konuştukları için, kimse de bunları anlamadıkları için salak konumuna düşüyorlar. Hayır, onlar aslında herkese iyilik yapmak istiyor, herkese fedakarlık, herkese öğretici olmak istiyor ama kafaları çok farklı ve dağınık oldukları için bir şeyleri toparlayamıyorlar. Toparlayamadıkları için de herkes onu yanlış anlıyor. İlk önce bu yanlışlığı şu balık burcunun üzerinden atmak lazım. Çünkü onlar yetenekli, yaratıcı ve hırslı insanlar. Daha çok sanatçı ruhlu insanlar. Yazmayı, şarkı söylemeyi, resim yapmayı ya da yönetmeyi seven insanlar. O yüzden bunlar yöneticilerinden güzel bir ödül aldılar. Onun tadını çıkart ve kutlamanı yap. Hatta git kendine parti yap diyorum balık burcu. Çünkü güzel. Hatta evlilik haftanız da var balık burçları. Bazı balık burçları 7 Nisan ve 14 Nisan'da sürpriz evlilik yapacak bunlar için. Sizde de sağlık olarak annenizin biraz gösteriş merakı olabilir. Onu kenara atın. Onu duymayın. Ama bu yıl sizin için Nisan ayı gerçekten güzel ve keyifli olacak. Balıklar, sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Vallahi 1 Nisan şaka gibi aktı geçti. Evet, abone oluyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Beğenmeyenler hemen fırça atıyor ama evet, fırçaları da seviyorum çünkü hepimiz halktanız. Ben de bir halktan biriyim. Ben de sizin gibi anne babadan dünyaya geldim. Beni engelleyebilirsiniz, tekrar hayatınızı alabiliyorsunuz. Görüyorum, takip ediyorum. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimle. İnşallah bahar tadında, umut tadında bir Nisan ayı geçirirsiniz diyorum.